Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. İnsanlar çoğu zaman özgürlüğünden vazgeçer. Niçin vazgeçer? Bir şeylere sahip olmak için. Bazen bir eve, bazen paraya. O parayı kazanmak için belki de hiç sevmediği bir işe katlanmak zorunda kalır. Bir ömür boyu işler bir ev sahibi olmak için. Sahip olmak için. Çabalar durur. Yıllar geçer, yaşlanır. Sonunda oh be bir ev sahibi oldum der. Ama artık içinde ya hastadır ya yaşlıdır. Bütün hayatını sırf o şeye sahip olsun diye harcar. Ama bir bakarız ki o sahip olmaya çalıştığımız her şey aslında bizim sahibimiz olmuş. Farkında değiliz. Giderek köleleştik. Özgür değiliz. Mutlu da değiliz. Aslında başarılı da değiliz. Yalnızca bir köleyiz. Neyin kölesiyiz? O sahip olmaya çalıştığımız her şey bizim sahibimiz olmuş. O kadar ne kadar çok şeye sahipsek o kadar çok köleyiz. Ve bu kölelikten kurtulmanın tek yolu bazen bir şeylere sahip çıkmaktan vazgeçmektir. Çünkü bu dünya aslında geçici bir dünyadır. Ve biz hiçbir şeyin sahibi değiliz dostlarım benim. Senin vazgeçebilme yeteneğin yoksa dön ilişkilerine bak, işine bak, yaptığın şeylere bak. Bir şeylerden vazgeçemiyorsan bil ki sen onun kölesisin. Ne zaman vazgeçmeyi öğreneceksin, o zaman özgürleşeceksin. Bizler özellikle çevremiz tarafından, anamız, babamız tarafından eğitildik ve öğretildik. Her şeyi korumak ve onları asla bırakmamak düşüncesiyle yetiştirildik. Vazgeçmeme düşüncesiyle yetiştirildik dostlarım benim. Dön istersen kendine bir bak. Sıkı bir stokçu olmayı öğrendin. Vazgeçemiyorsun. Böylece bulduğun her şeyi biriktirmeye ve asla elden çıkarmamaya alıştırıldın. Dikkat et. Ve eğer öyle kalmaya devam edersen, hayatının geri kalanını da tıpkı evindeki eski eşyaları elden çıkarmayan insanlar gibi olacaksın. Sonunda sahip olduğumuz her şey bizim sahibimiz olacak ki öyledir. Özgürlüğün yolu vazgeçebilme yeteneğinden geçer dostlarım benim. Ve biz eğer kanat takıp uçmak istiyorsak vazgeçme ya da sahip çıkma, sahip olma inanç ve düşüncelerinden kurtulmamız lazım. Ve vazgeçtiğimiz her şey bize kanat takar. Bizi uçurur. Vazgeçmediğimiz her şey de
bizi ağırlaştırır ve düşürür. Şimdi dön bak hayatına. Sen hala uçamıyorsan, vazgeçemediğin, sana zarar veren ama bırakamadığın şeyleri bir kontrol et. Ve vazgeçmen gerekenlerden vazgeç. Bazen çok küçük şeyler ayaklarımıza dolanır. Bu bazen çalıştığınız iş yerinde elde ettiğimiz bir pozisyon. Mutsuzsun. Ama onu kaybetmekten de korkuyorsun. Risk alamıyorsun. Ve kendi kaderini belirlemekten çekiniyorsun. Bu pozisyonu kaybedersen sanki her şey bitecekmiş gibi. Aslında mutsuzluğun bitecek. Bunu bir fark et. Bu bazen sana zarar veren bir arkadaş, bir dost, bir yakının, aile yakının. Düzeleceği de yok. Değişeceği de yok. Ama sen umut edip sürekli onu değiştirmeye çalışıyorsun. Ve onu hayatından çıkaramıyorsun. Vazgeçemiyorsun ondan. Dönün bakın. Bu bazen paradır. Elden kaçırırsan yeniden elde edemeyeceğinden korkarsın. Ondan yararlanmayı bile düşünmezsin. Unutursun. Sadece bir köşeye atarsın. İleriki günlere kalsın diye. Kısacası, vazgeçemediğimiz fikirler, vazgeçemediğimiz alışkanlıklar, içki, sigara keyif verir. Ya da ilişkiler mutsuzuz ama bu ilişkiden vazgeçemiyorum. Çünkü güvenli alandır. Yani kısacası vazgeçemediğimiz bir ton şey sonunda yaşam alanımızı daraltır, daraltır. Öyle bir daraltır ki koyacak güzel bir şey bulamayız. Hiçbir şekilde hareket edemeyiz. Adım atamayız. Zaman hızla akıp geçer gider. Yaşlanır gidersin ama hala daha aynı yerde bir köle gibi durursun. Hayatında birçok fırsatı kaçırmış ama sen yaşlandığın halde hep aynı yerde sayıyorsun. Çünkü hep sahip olmaya çalıştın. Ve görüyorsun ki tüm biriktirdiklerin hayatını devasa bir çöplüğe dönüştürmüştür. Ve son pişmanlık da çok fazla fayda etmez. Yani anlayacağın dostum, sahip olduğun her şey senin sahibin olur. Ve patron onlar olduğu zaman da sen ne olursun? Bir köle. Ve şimdi vazgeçemediklerin yüzünden dön bak kaybettiklerine. Özgürlüğünü kaybettin. Mutluluğunu, başarını, sağlığını. Ve dahası kendine sahip çıkamıyorsun. Eğer sen kendine sahip çıkmak istiyorsan bir şeylerden bazen vazgeçmen gerekir. Onlara sahip çıkmaman gerekir. Koy vereceksin gitsinler. Vazgeçeceksin. Hastalıklar ruhunla bedenine gösterdiğin saygısızlığa
bir baş kaldırıdır. İyileşme ise bu saygısızlığı ortadan kaldırmak için kendi içine doğru yapacağın yolculukla başlar. Hastalıklar bir sonuçtur. Ve hiçbir hastalık nedensiz olmaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Mutlaka nedenleri vardır. Yalnızca sonuçları yok ederek köklü çözüm bulamazsın. Sonucu kesip atabilirsin ama nedenler orada durduğu için aynı sorun farklı zamanlarda, farklı kişilerle, farklı şekillerle tekrar ortaya çıkar ve onları yaşamak zorunda kalırsın. Nedenleri yok edersen sonuçlar da kendilerini kendiliğinden bertaraf eder. Çünkü onun için bir neden yoktur. Bu yüzden tutunduğun kör inançlardan, korkulardan, ön yargılardan vazgeçeceksin. Sen bunlardan vazgeçtiğin zaman mutluluk kendiliğinden gelecek ve mucizeler yaşamaya başlayacaksın. İşte tam da bu yüzden. Sen kendi sevgine layıksın. Anahtar kendini sevmen. Kendine saygı göstermen. Ve şimdi öz benliğine sahip çık. Başka bir şeye değil. Öfke, öfkelisin birilerine. Endişe, gelecekten endişelisin. Korku, korkuyorsun. Ama bu zaten her yerde var. Ve dünyadaki rahatsızlığın en büyük sebebi de zaten bunlardır. Sen şimdi içine dön. Ve küçük bir kırıntı bile olsa sevgi var mı yüreğinde? Bana ondan haber ver. Eğer hala daha yüreğinde bir kırıntı kadar sevgi varsa senin kurtuluş umudun da var. Gerisini serbest bırak. Hepsinden vazgeç. Sen her zaman sevgi ol. Sevgi içermeyen her şeyden vazgeç. Çünkü şifa sevgidir. Bilmelisin ki sen izin vermedikçe hiçbir fırtına yüreğindeki yaşama azmini söndüremez aziz dostum. Yani bir şeye sahip olmak zorunda değiliz. Biliyoruz zaten bu dünya geçici bir dünyadır. Ve hiçbir şeyin sahibi değiliz. Bir ömür, bir ev almak için geçmez dostlarım benim. Bir ömür birilerini değiştirmek uğruna, düzeltmek uğruna harcanmaz. Bir ömür sırf para kazanmak uğruna işkolik olunmaz. Her şey bizim yanımızdadır. Anamız yanımızdadır, babamız yanımızdadır, sevgilimiz yanımızdadır, çocuklarımız yanımızdadır ve hepsi bir gün gidecek. Onlara sahip çıkmak yerinde onların şimdi yanımızda olmasından dolayı mutlu olmalıyız. Sevgimizi aktarabilmeli,
Onlardan bize akan sevgiyi alabilmeliyiz. Hiçbir şeye sahip çıkmamalıyız. Çünkü sahip olduğumuz her şey bizi köleleştirir. Şimdi dönün bakın hayatınıza. Siz ne kadar kölesiniz? Vazgeçebilir misiniz? Bazı şeylerden, sizi köleleştiren bazı şeylerden vazgeçebilir misiniz? Eğer vazgeçerseniz ki kölelikten kurtulmanın anahtarı budur, o zaman özgürleşecek, iyileşecek, mutlu, mucizevi bir yaşam yaşayacaksınız. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.